CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekalif ve milliye açıklamasını eleştirdi. 10 başlık ve 55 maddeden oluşan tekalif-i milliye emirlerini özetle hatırlatmak istiyorum. İktidara geldikleri günden bu yana geçen 19 yılda Cumhuriyet kazanımlarını yabancılara ve yandaşlarına peşkeş çeken, her şeyi özelleştirip satan, üretimi terk edip ülkeyi dışa bağımlı hale getiren, bugünler için ayrılan memleketin kefen parası olan ihtiyat akçesini dahi yandaş mücahitlerinin paralarını ödemek için heba ederek hazineyi tam takır kuru bakır bırakan AK Parti, vatandaşın IBAN'ını toplayıp para yollayacağına, vatandaşa IBAN yollayarak yardım dilenir hale gelmiştir. Yazılı bir açıklamayla tepkisini dile getirdi Şahin. Koronayla mücadelede atılan adımları, tedbirleri eleştirdi. Ülkemiz bir tehditle karşılaştığında devlet ve millet el ele vererek tüm imkanlarını seferber etmektedir. Bugün de yaptığımız işte budur. Yapılmak istenenin bir algı operasyonu olduğu açık ve nettir. Milli mücadele içerisinde olduğumuzu söyleyip halka yeni yükümlülükler dayatarak batırdıkları ekonomiyi, kuruttukları hazine ve yandaşlarına peşkeş çektiği Cumhuriyet kazanımlarını bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır. Bu tarz algı operasyonlarının amacı halka daha fazla yük bindirmenin yolunu açmaktır. 19 yılda zenginleştikçe zenginleşenler yalandan 3-5 maaşını kampanyaya bağışlayarak göz boyayamaz. Vergisini vererek devletine vereceğini veren halk, devletine değil devlet halkına yardım etmelidir. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a açık çağrımızdır. Şeffaf olun, acilen ortak akıl ve bilime yönelin. Her geçen gün artan vaka ve ölümleri durdurmak adına bilim kurulu kararları siyasi ve ekonomik süzgeçten geçirmeye son verip, acil olarak yayılımı önleyecek tedbirler olan yaygın test ve sokağa çıkma yasağını uygulayın. Yolsuzluklarla, peşkeşlerle gasp edilen milletin parasını yerine koyun, böylece ekonomide zora girmez, bu zor günlerde dara düşene de rahatlıkla el uzatılır.